Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Çocuklar aradı, birileri yani sizin camı çerçeveyi indirdi dediler. Aynen, indirmişler. Alacak bir şey bulamayınca da aynı şekilde arazi olmuşlar. Ver, ben yapayım, ver. Yok yok, yapamam. Ne umuyordu acaba? Bir ara böyle kuyumculara da dandılardı. Her gece bir kuyumcunun kepengini patlatıyorlardı.
Gerçi orada dünya kadar altın para var. Ne bulacağını sanıyorduk ki gariban burada. Sen hırsızlara gariban mı dedin az önce? Ya gariban olmasa burada ne işi var? Yatacak yeri yoktu belki. Bir çorba bir yatak için girdi. Baktı bulamayınca tüydü. Bazen seni gerçekten anlamıyorum babam ya. E iyi. Ben de seni anlayamıyorum çoğu zaman. Demek ki derdimiz ortak. Bu gece ben burada kalayım. Yarın sabah Ahmet ararım, gelir camı takar. Ben varken? Camcılığa mı soyundun benden habersiz? Hayırdır? Hayır babam, ben kalırım yani. Sen niye kalıyorsun? Buraları da toplarım. Şurada da yatarım. Daha önce yatmadığım yer mi? Ver bana. Söyle baba. Hiç. Baba, söyle. Dikkat et kendine. Ederim ediyorum falan deme sakın. Hiç etmiyorsun çünkü biliyorum. Gözün kapalı atlıyorsun her şeye. E o zaman niye? Niye söylüyorsun diyeceksin. Söylemezsem içim rahat etmiyor. Tamam. Ederim. Hadi. Hadi sen git, ben buraları toplayayım. Şimdi karakola falan gidip anlatmak lazım yani. Onu da bir yarına mı bırakalım? Babam, hallederim ben. Ben hallederim. Sen merak etme. Peki. Allah'a emanet ol oğlum. Sen de. Bunu mu arıyorsun? Çok mu zeki sanıyorsun sen kendini? Yani. Mesela ben böyle bir şey yapmam. Bir yere girdiysen masada telefon falan unutmam. Ama bak bunların hepsi ne biliyor musun? Tecrübesizlik. Zamanla daha dikkatli olacaksın. Buldun mu aradığını? Önce soruma cevap ver. Buldun mu aradığını? Neyin peşindesin bilmiyorum. Ama bu iş burada bitmez. Bir gün bir yerden açık vereceksin Ferhat ve emin ol, ben onun ne olduğunu bulup ortaya çıkaracaksın. Hadi hayırlısı. Ben bulunca bana da söyle. Merak ederim. Aşkım, keşke sen de yanımızda olsaydın. Şehnaz ve Ferhat. Şirin Hanım, neredesiniz? Haber vermeden çıkıp gitmişsiniz gece yarısı. Banu nerede? Ama bakın böyle olmaz ki. Ben her şeyden önce Hayriye Hanım'la Banu Hanım'a hesap vermek zorundayım. Bunu biliyorsunuz. Banu nerede? Odasında.
Ama sakin olun biraz, ne olur. İşine bir bak, şey olacak. Nermin. Banu. Şirin'im, kapı çalmıyor muyuz artık? Öyle bir şey öğrendim ki Banu, inanamayacaksın. Neymiş o, benim bilmediğim? Kimsenin bilmediği. Ama Banu öyle bir şey ki her şeyi açıklıyor. Seni, beni, Ferhat'ı, her şeyi. Başladık yine. Ya dinle beni. Bak bakalım kim bunlar. Şehnaz mı? Yanındaki. Oğlu mu? Arkasını oku Banu. Nasıl ya? Şehnaz. Ferhat'ın annesi. Peki babası kim Banu? Yılmaz. Anladın mı şimdi o herifin neden bizi birbirimize düşürmeye çalıştığını? Bir şey söylemeyecek misin? Tamam, söyleme. Dinle sadece. Beni kaçırmaya çalıştıkları geceyi düşün. Ferhat kurtardı beni. Nereden çıktı Banu bu adam? Tüneli kesmişler. Önde arkada kamyon. Birden çıkmadı mı, çıktı? O iş öyle değil. Ya ne öyle değil? Hala Ferhat'ı korumaya çalışıyorsun. Bu adam bizim güvenimizi kazandı. Evimize girdi. Aramıza girdi Banu. Bizi birbirimize düşürmeye çalıştı ve başardı da. Sadık, yanına 3-4 kişi al, yarım saate evde olun. Sen dediğimi yap. Nereye gidiyorsun? Beni mi dinliyorsun sen? Kapı açıktı Banu. Odana git Şirin. Niye böyle yapıyorsun? Yardım etmeye çalışıyorum. Etme. Senin bana en büyük yardımın odana gidip güvende olmak olur. Tamam mı? Banu, ben senin oyuncağın değilim. Öyle ara sıra sevip kendini iyi hissettiremezsin. Banu, sen beni hiç görmüyorsun. Öyle ben her şeyi senin için yapıyorum, yalanlarından falan da vazgeç. Sen Banu Karalı olmayı çok seviyorsun. Güçlü davranmayı, her şeyi kontrol altında tutmayı çok seviyorsun bunu. Kendine de bana da itiraf et. Bitti mi? Odana git. Ben de geliyorum. Nereye geliyorsun? Gelmiyorsun. Geleceğim dedim. Çıkıyor musunuz Banu Hanım? Ben çıkıyorum. Şirin burada kalıyor. Neden hep senin istediğin oluyor Banu? Çünkü iyiliğini istiyorum. Tabii zaten bu evde herkes iyiliğimi istiyor. Şirin lütfen. Süt yapayım mı size? Süt mü? İyi gelir dedim. Gelmez Nermin abla. Biraz rahatlarsınız. Ben yalnız kalmak istiyorum biraz. Tamam, teşekkür ederim. Kesinlikle elinize yüzünüze bulaştırmıyorsunuz. Gidip alıyorsunuz, bana getiriyorsunuz. Orası kolay. Sen ne şekilde gelsin onu söyle. Ne demek o? Yani kırık mı, çıkık mı, koma mı, nasıl getirelim? Orasını bana bırakın. Siz sabun deposuna getirin yeter. Gerisi bende. Hadi, 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 hadi.
Gamze, çıldıracağım. Ya kafayı yiyeceğim artık, yemin ederim bak. Yine ne oldu Şirin? Ya kimse beni dinlemiyor bu evde. Nereden çıkarıyorsun? Yok öyle bir şey. Ya güya herkes benim iyiliğimi istiyor. Ya iyilikten anladıkları odana git. Orada otur, burada otur. Bu kadar, bu. O zaman şöyle yapalım. Ben seni almaya geleyim. Dışarı çıkalım, bir şeyler içelim. Banu Hanım'ın kesin talimatı var. Kıpırdayamıyoruz maalesef. Olay ne peki? Uzun hikaye anlatırım sana sonra. Şirin Hanım, gelebilir miyim? Bir dakika, rahat vermiyorlar işte gördüğün gibi. Neyse, kapattım ben, konuşuruz sonra. Görüşürüz canım. Dur, ne bunlar? Ihlamurla bisküvi. Dalga mı geçiyorsun Nermin abla? Aşk olsun Şirin, niye öyle bir şey yapayım ki? Ama Allah aşkına, hastaymışım gibi ıhlamur getiriyorsun. Ben senden hiçbir şey istemedim. Yok hayatım, belki biraz rahatlarsın diye ben hani... Yalnız kalmaya ihtiyacım var sadece, tamam mı? Lütfen. Teşekkür ederim. Peki. Ne yapıyorsun? Bir şey sordun mu? Arkadaşlarla halı saha maçı yapıyoruz. Anlamadım. Mal mal oturuyorum gördüğün gibi Sıla. Ne oluyor ya? Ne bu tavırlar? Ya yok bir şey, yok. Gözün sevim, üstüme gelme, rahat bırak beni ya. Şirin mi yine? Arıza mı çıkarıyor? E hani her şey düzelmişti? Banu mu bir şey dedi? Ya bir şey söylesene. Ya benim bir tarafımda ayı bağırıyor. Sen gelmişsin bana, yok Şirin mi bir şey dedi? Öyle mi oldu? Yok Banu mu şey etti? Ya bırak. E konuşmuyorsun ki, ben nereden bileyim? Konuşmuyorum demek ki, konuşmak istemiyorum. Israr etme. Rahat bırak beni. İçeri git. İyi. Devam et böyle. Çok sağ ol. Bardaklara çay doldur, kapıya götür kızım. Nasıl yani? Ya belki bir gelen geçen olur, çay isteyen falan olur dedim. Caner'e götüreceğim canım, Caner'e. Çocuklar dondu bütün kapıda. Ay portakal çok güzelmiş. Gamze, yardımına ihtiyacım var. Thank you.
Hallettin mi? Evet evet, birazdan gelirler. Ben ne yapayım? Yapma hiçbir şey, ben haber vereceğim. İyi akşamlar. Banu Karal adına gönderiniz var. Bir saniye. Kim geldi Melek? Banu Hanım'a çiçek gelmiş abla. Aa tamam. Buyurun, buyurun. İçeri gelin. Siz önden geçin. Şöyle salonu alayım. Salonu. Aman dikkat, yavaş çünkü cam o. Aa, kimeymiş bunlar? Korumalar kamyonetin ordusu. Ay ne güzel şeylermiş bunlar. Ay çok güzel bu. Hah, yavaş yavaş. Sorun çıkmadı değil mi? Yok, beklediğimden kolay oldu. Hatta hemen çiçeklerin başına üşüştüler. Söyle bakalım, nereye gidiyoruz şimdi? Banu'ya gidiyoruz. Şirin, telefonuna program mı yükledin? Onun gibi bir şey. Herkes benim arkamdan iş çeviriyor zaten. Hadi yürü. Tekrar ettirme Sadık. Şimdi diyeceksin ki Banu beni buraya bu şekilde niye getirdi? Neden? Diyor musun? Demiyorsun. Çünkü biliyorsun. Güzel. Ben sana kendimi pek anlatamadım galiba Ferhat. Çok da normal böyle olması. Çünkü biz seninle ikimiz hep başka şeylerden konuştuk. Başka hayatlar, başka dünyalar, başka gerçekler. Şiirler, mimari sohbetleri, beraber yürüyüşler, yemekler, yalanlar. Normal yani anlamaman. Şimdi söyleyeceklerim o pek bilmediğim Banu'dan gelsin. Silahları hiç sevmem. Hayatım boyunca da sevmedim. Ama işte hayat bazen seni öyle yerlere taşıyor ki hiç istemediğin bir yerde, hiç istemediğin bir durumun ortasında buluyorsun kendini. Şu an olduğu gibi.
Şimdi bunun olayı ne? Uzun ömür, güvenilirlik, pasa dayanıklılık, isabet hassasiyeti. Peki senin olayın ne? Uzun ömür, bilemeyiz takdiri ilahi. Güvenilirlik hiç yok. Pasa dayanıklılık, rutubetli ortamlarda dövüştüğün için az biraz. İsabet hassasiyeti 10 numara. Yalancılıkta 10 numara. Hayatın neyin üstüne inşa ettiğin çok önemli, biliyor musun? Ben kayıplarımın üstüne inşa ettim kendimi, hayatımı, işimi. Kayıplar. Annem, babam, abim. Kaç yaşındaydım? Önemi yok. İnsan 50'sinde de kaybetse ailesini, acı aynı acıdır. Aynı acı. İşte böyle büyük acılar yaşayınca insan kendini öyle bir kapatıyor ki. Ki burada sana daha önce anlattığım kısma geliyoruz. Kendini kapatma, kimseye açamama kısmına, kimseye güvenememe kısmına. Ben sana ne dedim? Kaybetmekten korkuyorum dedim. Bir daha aynı şeyleri yaşamaktan korkuyorum. Dedim değil mi? İnsan bedendeki yaralar iyileşiyor da ruhundaki yaralar iyileşmiyor. Bir de böyle kaşırsan, kabuk tutmasına izin vermezsen, hı? Eski Banu daha iyi. Daha yumuşak, daha duygusal. Yaralarını göstermekten çekinmeyen, korkuyorum demekten çekinmeyen, daha gerçek bir Banu'ydu. Bu Banu yalan dolan. Duvarların arkasına saklanan Banu. Hissettiklerini söylemek yerine göz boyamaya çalışan Banu. Sen illa ötekini istiyorsun. Peki. Biliyorum. Kolay değil yaşamak. Ama işte bir ölünün yatağı hala sıcak. Birinin saati işliyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler. Ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Diyeceksin ki, marangozun silahla ne işi olur? Ne anlar bu işlerden? Ben askerliğimi sınırda yaptım. Gecen yok, gündüzün yok, uykun yok. Devriyeden nöbete, nöbetten devriyeye. Hep tetiktesin. Teröriste, kaçakçısı, mültecisi ne ararsan var. Kimseye göz açtırmayacaksın. Kimsenin geçmesine izin vermeyeceksin. Hepsini. Niye biliyor musun? Hudut namustur. Gelelim senin silahına. Niye çalışmadı biliyor musun? Çünkü bir parçası eksikti. Ben senin gibi öyle ezbere konuşmuyorum bu arada. Öyle kitaptan bilgiler değil. Yok uzun ömür, yok pas tutmaz. Öyle senin gibi atı tutmuyorum.
Gelelim eksik parçaya. Bir parçan eksikse benim gibi olur. Bu silah nasıl çalışmadıysa bu bünye de çalışmıyor. Daha bu kadardım ben. Anne yok, baba yok. Neredeler bilmiyorum. Sadece yok. Sen Yılmaz'ın oğlu musun? Evet, ben Yılmaz'ın oğluyum. Senin baban benim ailemi katletti. Tek tek, acımadan. Şimdi sen karşıma geçip gururla Yılmaz'ın oğluyum mu diyorsun? Evet diyorum. Ben Yılmaz'ın ve Şehnaz'ın oğluyum. Ben ailemi arıyorum lan. Ben annemi arıyorum. Bulana kadar da bırakmam peşinizi. Vazgeçmem. Git desen de gitmem. Ha, tek bir yolu var. İlla git diyorsan al. Al çek tetiği, al. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Şimdi buradan çıkacaksın. Bu depodan, bu araziden, hayatımdan çıkacaksın. Bir daha da geri gelmeyeceksin. Dönersen biliyorsun cümlenin sonunu. Gidiyoruz. Ben kalsaydım ya. Gerek yok. Ben söyleyeceğimi söyledim. Adamlarını geri çek. Bir şey yapmasınlar sakın. Bu olay burada bitti. Göreceğiz. İnsanın hayatını nelerin üstüne inşa ettiği çok önemli, biliyor musun? Ben kayıplarımın üstüne inşa ettim kendimi, hayatımı, işimi, kayıplar. Ben de öyle yaptım. Annemi bulmadan hiçbir yere gitmem. Göreceğiz bakalım, gidiyor musun, gitmiyor musun? Ne düşünüyorsun? Tek bir şey değil, bir sürü şey düşünüyorum. Şirin, ben seni şuralar iyi görmüyorum. Anlamadım, ne demek o? Bir kere çok gerginsin, hareketlerin bir tuhaf. Sen böyle biri değilsin ki. Canımı yaktılar Gamze. Ya ben kendi halimde biriydim. Provalarım vardı, konserim vardı. Hayattaki tek derdim İzmir'deki konsere gitmekti. Şu halime bak. Tamam canım, bak ben seni anlıyorum. Ama birazcık kendine dikkat etmen gerekmez mi Şirin? Neden? Ne demek neden? Sen biliyorsun neden olduğunu. Gamze, gerçekten bilmiyorum. Şirin, kalbin. Ne? Yani kalbim ne? Yani benim de bir fikrim... Yani ben de tam bilmiyorum açıkçası ama... Ben de bilmiyorum. Yani çarpıntı, halsizlik, ara sıra bayılmalar, evet. Ama başka ne? Şirin, fikrim yok. Benim de yok.
hoş geldiniz. Merhaba Melek. Yolunda mı her şey? Hoş geldiniz. Merhaba. Şirin Hanım odasında biz de çiçekleri yerleştiriyoruz. Nereden çıktı bunlar? Kim göndermiş? Ben baktım. Üzerine ne kart var ne başka bir şey. Bana olduğuna emin miyiz? Başka bir şey yoksa ben çıkıyorum. Çıkabilirsin. Odasına girdik. Giriş o giriş. Ay, Hayriye Hanım'ın burada olsaydı konuşurdu. Gönlünü alırdı biraz ama. Yapacak bir şey yok. Hanım söyledi mi Adana'dan ne zaman gelecekmiş? Bilmiyorum. Peki bizden istediğiniz bir şey var mı? Özellikle Şirin Hanım'la ilgili. Biraz geri çekilsek iyi olur. Ben Sadık'a söylerim. Uzaktan göz kulak olur ona. Caner de aynı şekilde. Peki. Nasıl isterseniz. Kim patlatmış camı? Gören var mı? Salim abi. Yok. Ali filan. O da mı bilmiyor? O nereden bilsin? Ya bizim sokakta kamera varmış gerçi. Bakabilsek görürüz de. Görsen de bulamazsın ki abi. Organize çalışıyor bunlar. Yüzler, gözler, kar şapkaları falan böyle. Daha neler? Adam akıllı. Yüzünü göstermiyor ki abi. Her sokakta ne var? Karış karış biliyorlar. Adamlar yolda yürürken bile böyle kafalar önde yürüyor abi. Sen de onda haklısın. Ferhat, camı takıyorlar. 5-10 dakikaya tamamdır. Uyandım, uyandım. Ferhat, ne bu halin? Sen ne yaptın dün gece? Bir şey yok. Sen git baba, ben kalırım. Böyle mi olacak artık? Güvenemeyeceğim ben sana. Önemli bir şey değil baba. Oğlum, ne oldu? Gidip girenleri mi buldun? Ağızlarını, burunlarını mı kırdın? Öyle bir şey değil. Anlatsana ne olduğunu. Bana bak. Geri mi geldiler? Bir şey bulup peşlerine mi düştün? İyi, şu iş bitsin. Ben gidip karakola anlatayım olanları. Gerek yok, gitme. Yo yo, ben yine de gidip anlatacağım. Gerek yok diyorum baba, gitme. Niye? Yaptıkları yanlarına kar mı kalsın? Ne oldu? Dün gece gariban diyordun. Yatacak yerleri yoktu belki diyordun. Ne oldu? Yüzümün halini görene kadardı o. Ferhat, bir şey var bu işte belli. Sen de biliyorsun ama bana söylemiyorsun. Biliyorsun değil mi kimin girdiğini? Biliyorum. Söylesene kimmiş? Şirin. Dün gece ne oldu Banu? Gittim konuştum Ferhat'la. Hayatımızdan çıktı artık. Bu kadar mı? Başka bir şey yok mu? Özeti bu işte. Sordum mu? Yılmaz'ın oğlu muymuş gerçekten? Sormadım. Sen Yılmaz'ın oğlu musun? Evet, ben Yılmaz'ın oğluyum. Senin baban benim ailemi katletti. Tek tek, acımadan. Şimdi sen karşıma geçip gururla Yılmaz'ın oğluyum mu diyorsun? Evet diyorum.
Ben Yılmaz'ın ve Şehnaz'ın oğluyum. Ben ailemi arıyorum lan. Ben annemi arıyorum. Bulana kadar da bırakmam peşimizi. Sormadın. Sormadım. Ferhat artık bizi ilgilendirmiyor. Kimi arıyorsa arıyor. Banu nasıl ilgilendirmiyor? Bu adam bizim ailemizin katili değil mi? Annemin, babamın, abimin katili değil mi? Ya başka bir şey planlıyorsa, ya intikam peşinde... Olmayacak öyle bir şey. Yok intikam falan. Ben söyleyeceğimi söyledim, o da anladı. Bu iş bitti burada. Sen de bitir artık. Afiyet olsun. Oğlum, sen niye çıktın bu yola? He? Anneni bulmak için çıkmadın mı? Peki bu halin ne? Darmadağın olmuş. Bir ipucu bulacağım, bir haber alacağım, bir şey yakalayacağım diye oradan oraya savruluyorsun. Peki ne yapayım söyle. Peki şunu yap, onu yapayım söyle. Kafanı kullan Ferhat. Bırak bu işleri. Sağ ol. Rica ederim. Anneni aramaktan vazgeç demiyorum. Ana bu, vazgeçilir mi vazgeçilmez. Ama bu mudur yolu yani, bir tek bu mu? Ferhat bak. Senin benim bilmediğimiz, tanımadığımız dünyalar bunlar. Hiç tanımadığımız, tanımak istemeyeceğimiz insanlar. Yalan, dolan, bir sürü pislik. Anneni bulmak için her şeyi yaparsın, her şeyi göz alırsın biliyorum. Ama bir kere bu pisliğe bulaşırsan temizlenemezsin. Kalırsın bataklığın dibinde. Doğru söylüyorsun. Pisliğe bulaştım. Tam yaklaştım diyorum. Bir adım atıyorum, başka bir pislik çıkıyor. Ondan kaçarken başka bir pislik çıkıyor. Sen doğru bildiğinden şaşma. Doğru, dost doğru ol. Doğru olanı yardımcısı Allah'tır. Başka kimse değil. Günaydın. Günaydın. Hemen başlamışsınız göreve. Anlamadım. Bana göz kulak olacakmışsınız ya, onu diyorum. Hı, nasıl yani? Ya başucumdan ayrılmamanız gerekiyormuş yani. Nerede Caner? Buradadır o da. Ya neyse, boş ver. Şirin. Ben dün gördüm seni. Neyi gördün? Dün seni eve girerken gördüm. Anlamadım. Anladım bence. Banu'ya söyleyecek misin? Hayır, Banu'ya söylemeyeceğim tabii. Ama... Bak, Banu seni çok seviyor biliyorsun değil mi? Gözümden sakınıyor seni. Ya seni korumak için neler yapıyor görmüyor musun? Ama böyle olmaz. Ben seni anlıyorum. Sıkılıyorsun burada, haklısın. Tamam ama olmaz böyle. Ben gördüm, söylemeyeceğim şimdi, tamam. Ama başkası görürse, Banu'ya söylerse olaylar karışır. Tamam. Thank you.
Şirin'im. Nereye? Okula mı? Hı hı. 4 dersim var bugün. Akşama kadar okuldayım. Hı. Yormuyorsun değil mi kendini? Yormuyorum. Merak etme sen. Eline sağlık usta. Kazasız belasız inşallah bu sefer. Amin. Amin inşallah. İyi günler, sağ ol. Camın parasını ben haftaya çıkarsam sıkıntı olur mu? Abi olur mu öyle şey? Olmaz tabii, haklısın. Yok yok abi, bu anlamda değil. Sen istediğin zaman öde abi, sıkıntı yok. Ne demek abi? Sağ olasın. Hayırlı işler olsun. Sana da. Ne diyor baba? Ödeme mi? Hallettik onu da banka işine ne yapacağız onu bilmiyorum. Neyse. Bakacağız. Allah büyük. Gideceğim, konuşacağım diyordun. Şimdi gidip konuşacağım. Taksit erteleme falan yaptırabilirsek biraz rahat nefes alacağız. Yeni bir iş de gelirse. O iş bende. Konuştuklarımızı unutmadan ama. Unutmam. Merak etme. Kolay gelsin. Eyvallah. Abi kaça yapıyorsun sen bu işleri? Ekim dikim işleri farklı, düzenli bakım farklı. Hangisini soruyorsunuz? Hepsini. Vallahi çiçeğe göre de değişiyor, bakımına göre de değişiyor. Ama sade bakım derseniz derledik, topladık 140. Çiçek eklersek 150. Artı mermer, taş falan eklersek 500 olur. Abi ne kadar pahalıymış ya. Ucuz bir şey var mı hiç? Haklısın. Ama soğanlardan istersen nergizdi, zambaktı. Onlar daha ucuz diye söylüyorum ama ömürleri kısa. 1 yıl sürmüyor. Süsen var mesela, uzun ömürlü. Kışa çok dayanıklı. Ama en iyisi menekşe. Herkes bunu tercih ediyor. Altına da böyle acam halısı falan yapıyorum, böyle örtücü. Nasıl halı? Mor mor dikülüyor, insanlar da çok seviyor. Sen seçeceksin, ben sana fiyat vereceğim. Mesela rahmetli hangi çiçekleri severdi? Bak öyle yaptıranlar da var. Hiç bilmiyorum ki neyi severdi, neyi sevmezdi. Yakınınız değil miydi? Babam da. Allah rahmet eylesin. İyi, şöyle yapalım. Herkes menekşe yaptırıyorsa biz de menekşe yapalım. Biraz da düzeltirsin, derlersin, toplarsın. Hı hı, tamam, bakalım o zaman. Gel bakalım abi. Burası. Ha, temiz gözüküyor. Toprağı temizlenmiş, taşı atılmış, bakımı yapılmış. Allah Allah, biz mi yaptık acaba? Bir bakayım. Ama yine de çiçek eklersen 1-2 çiçek ekeriz. Şart mıdır bilemem. Temizlenmiş mi dedin? Evet. Yazıyor burada. Notu da var. 9. ayda temizliğini biz yapmışız buranın. Tamam, bir isim falan yazmıyor mu? Vallahi onu ben bilemem ki kardeşim. Ne bileyim, kaydı vardır belki. Hani ödeme falan yapmıştır, kayıt almışsınızdır. Bir isim. Vallahi onu içeridekilere sor. Ofistekiler sana yardımcı olabilir. Bir ihtimal onlar yardımcı. Tamam. Eyvallah. Kolay gelsin. Merhaba.
Benim Türkan Hoca ile randevum vardı 11'de. Kimliğinizi alabilir miyim? Türkan Gökmen, kardiyolog. Hastası var şimdi. Siz istirahat edin. Ben kaydınızı açtım. Çıkınca alacak sizi. Teşekkür ederim. Var mı bir bilgi? Burada kayıtlı ismi yok. Ama düzenlemeyi yapan şirketin adı yazılmış. 9. ay demişti arkadaşınız. Eylül'e falan baktınız mı? Kayıt var ama isim yok. Ödemeyi şirkete yapan kişiyi de maalesef buradan bulamayız. Bir de şirket mi var? Olmaz mı? Bir sürü şirket var artık bu işlere bakan. Kendi adamlarıyla geliyorlar, işlerini halledip gidiyorlar. Gerçi bizim Nuri abi var. Bir ara iş yapıyordu bu şirketle. İstersen bir de ona sor arkadaşım. O da bilmiyorsa yapacak bir şey yok. Nereden bulurum Nuri abi? 9. da olması lazım. Arkadaşlar size yardımcı olurlar. Tamam, kolay gelsin. Sağ olun. Ne diyorsunuz? Ne söyleyebilirsiniz bana hastalığım hakkında? Vaktiniz var mı? Var. Neden? Sizden kalp ultrasonu ve eforla EKG isteyeceğim. Bunları bir yapalım. Sonuçlar hemen çıkar. Sonra tekrar konuşalım. Hiçbir yolu yok diyorsun yani hanım kızım. Vallahi Salim amca, benim de elimden gelen bir şey yok. Zaten gecikmedesiniz. Biliyorum. Oğlun kredi çeksin diyeceğim ama... bakıyorum onun da kredi notuna. O kadar kredi çıkmaz mümkün değil. Peki. En kötü ne olur sen onu söyle. Önce icraya verirler, sonra acize gelirler. Ama ben icraya gideceğini bile düşünmüyorum. O zamana kadar toparlarsınız. Meblağ çok büyük değil çünkü. Sağ ol kızım. Kusura bakma lütfen Salim amca. Yapabileceğim bir şey olsa yaparım biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Hayırlı günler. Usta ne oldu? Yok yapamıyorlar bir şey. Yapma ya. Hı. Ferhat abim kredi falan çekse? Krediyle kredi mi ödeyeceğiz oğlum? Hem zaten onun kredi notu düşükmüş, vermezler diyor kız. Halledeceğiz bir şekilde. Hayır bende olsa ben çıkarıp vereyim diyeceğim de bende para ne gezer? Düşünmen yeter, sağ ol. Zaten usta sen hep ne dersin? Bir kapı kapanır, öteki kapı açılır dersin. Doğru. Dur. Efendim. Buyurun benim. Yapıyoruz, evet. Tamam, bekliyorum. İyi günler. Açıldı galiba. Ne açıldı usta? Kapı açıldı, kapı. İş geliyor galiba oğlum. Vallahi mi? Hadi inşallah. Sallanmayın, sallanmayın. Hadi bu iş bitsin daha bir sürü işimiz var. Hadi, hadi. Abi çok ağır bunlar. Biz de insanız be. Ben sizin yaşınızdayken bunların 4 tanesini üst üste koy böyle taşıyordum be. Aç, ver şunu da. Kolay gelsin. Sağ ol, buyur. Ben Nuri adında birini arıyorum. Tam karşımda. Hayırdır, nedir mesele? Şimdi abi benim babamın mezarını yaptırmışlar. İyi de ben taş işleriyle uğraşmıyorum ki. Yok yok taş değil. Toprağını değiştirmişler, çiçek diktirmişler falan. Şimdi bizim aileden biri yaptırmış bunları. Ama benim haberim yok. E bulamadık da kim olduğunu. Bir isim falan bir şey bulabilir miyiz diye geldim Nuri abi. Yani neyse günahımız verelim. E çocukları olarak bize düşer tabii. Babamın mezarı. Tabii öyle. Sen adını sanını bir söylesen belki yardımcı oluruz. Tabii. Thank you.
Banu Hanım gelebilir miyim? Gel Asaf. Yeni bir müşterimiz var. Sabahtan birkaç kez aradılar görüşmek için. Kim olduğunu biliyor muyuz? İsim yok. Aracılarıyla görüştü şimdiye kadar. Ama sizinle karşılıklı görüşmek ister. Türk mü yabancı mı? Türk diye biliyorum Banu Hanım. Taş borsasında da bilinen biriymiş. Stone'daki taşları sokmuş içeri. Kayıtları yasal. Daha çok elmas, topaz bir de zebercet takip ediyormuş. Ramat Gan'da var mı borsada? Bir bilgim yok. Peki. Detay biliyor muyuz taşlarla ilgili? Ham ve doğal. Parlatılmış işlemsiz. Bir de parlatılmış sentetik dediler ama detayları görüşmede konuşmak istiyorlarmış. Şu an uçaktalarmış. 2 saat önce Tel Aviv'den hareket etmişler. Görüşmek isterseniz akşam üzeri gelebilirlermiş. Ne kadarlık bir işten bahsediyoruz sence burada? Geçen hafta 58 milyonluk bir iş yaptılar. TL mi? Euro. Umberto'yu ara hemen. Akşama rezervasyon aldıysa iptal etsin. Mekanı bize kapatsın. Saat 7'de de görüşeceğimi söyle. Geç kalmasınlar. Tamamdır Banu. Burada yazılı çizili bir şey yok. Ama kalabalık geldiklerini iyi biliyorum. Nereden biliyorsun dersen, buraya öyle pek ağır abiler gelmez. Nasıl yani? Yani belli ki varlıklı bir aileden geliyorsunuz. Yani biraz öyleyiz. Vallahi 4 kişi geldiler. İri yarı adamlardı. Hatta ödemeyi de onlar yaptı. Hemen istediler. Yaparız yapmayız derken inanır mısın elimdeki bütün işi gücü bırakıp onlar işini hallettim. Diğeri sonradan geldi. Bir isim falan bir şey? Yok. Hatta sonradan gelen adam bir tuhaftı ya. Öyle kimsenin gözüne bakmıyor, etmiyor. Yalnız bir ara mezarın başına gitti. Kendi kendine bir şeyler konuştu. Bir tarif edebilir misin Nuri abi? Nasıl biriydi bu? Vallahi orta boylu, kısa saçlı, sarı kızıl bir adamdı ya. Bu Ferhat. Her eve lazım bu devirde. Şey gibi. Ne o? Var ya. İsviçre çakısı. Açıyorsun marangoz. Açıyorsun koruma. Açıyorsun şoför. Başka da bir şey bilmiyorum. Umarım işine yaramıştır. Yaradı abi, yaradı. Kolay gelsin. Tamam. Hadi beyler, bitti mi? Abi onu da al oradan. Daha gideceğiz, çek göndereceğiz. Hadi. Şehnaz. Şuradan bir bıçak kapsan, sen de bana yardım etsen ne güzel olur. Gelecek mi o günlerde? Gelecek değil mi Şehnaz'ım? Askerde önümüze patatesi bir koyuyorlardı. Ben diyeyim 200 kilo, sen de 300 kilo. Soy soy bitmiyor. Çuvallar önümüzde. Biz böyle karşılıklı birbirimize bakıyoruz Yılmaz. Arkadaş var bizim onunla. Ondan sonra diyorum ki ulan bunlar biter mi? Soy soy bitmiyor tabii. Ellerimiz yara bere içinde. Bana bak. Ben bu restoran işini bayağı ilerlettim ha, haberin olsun. Önce bir rüyaydı ama şimdi bayağı gerçekleşecek gibi görünüyor. Çok güzel bir yer buldum. Yaza kalmaz açarım restoranı. Adamla konuştuk, anlaştık. Bu hafta da el sıkışacağız. Ben şunları ateşe bir koyayım. Ondan sonra seninle bir bahçeye çıkalım. Ne dersin? Bir hava da almayalım mı Şehnaz? Alalım değil mi? Şirin Hanım, siz ne zamandan beri kalp hastası olarak tedavi görüyorsunuz? Birkaç yıldır. Çocukluğunuzda peki? Konulmuş bir tanı var mıydı size? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Peki şöyle sorayım. Çocukluğunuzda hiç bu tip sıkıntılarınız var mıydı? Yok. Ben bir olay yaşadım. Ondan sonra başladı bu bayılmalar.
Ama kalp durumu için son 2 sene diyebilirim. Özel doktorlara gitmişsiniz çoğunlukla. Kısa zaman önce başka bir hastaneye yatışınız olmuş dediğinize göre. Evet, ama oraya da kendi doktorum geldi zaten. Neymiş durum, bana tam bir isim söyleyebilir misiniz? Siz en son bayılmadan önce çarpıntı ve nefes darlığı yaşamışsınız. Doğru mu? Evet. Yani böyle boğulacak gibi oldum. Nabzım 190'a çıkmış, öyle söylediler bana. Şirin Hanım, siz de bahsettiğiniz gibi çok ciddi bir kalp hastalığı yok. Anlamadım. Aritmik taşikardiniz var, bu kadar. Ben başka bir sorun göremiyorum. Bunu da ortadan kaldırmanın yolları var. Çok küçük bir müdahaleyle sorununuzu çözebilirim diye düşünüyorum ben. Kim olduklarını bilmiyorum. Türk dediler. En son 58 milyon euroluk iş yapmışlar. Var mı bilgin? Görüşmeyi kabul ettim ama bir aklıma takıldı. Ondan aradım seni. Ya meblağ büyük olduğu için duymuşsundur belki dedim. Sen de bilmiyorsun. Tamam. Ararım buluştuktan sonra. Hoşça kal. Hanımefendi, iyi misiniz? Sizde bahsettiğiniz gibi çok ciddi bir kalp hastalığı yok. Aritmik taşikardiniz var, bu kadar. Neredesin sen? Niye açmıyorsun telefonunu? Sen neredesin? Kalamış'taki evdeyim. Bekle, beni geliyorum. Ne oldu? Kimdi o? Şirin. Bekle, geliyorum dedi. Buraya. Nerede olduğunu söylemedi. Sen çıkama. Yiğit. Bu iş canımı sıkmaya başladı. Haberin olsun. Ben çok eğleniyorum zaten, değil mi? Çok mutluyum ben. Artık eğleniyor musun, ne yapıyorsun bilmiyorum. Saçmalama bak ya. Git diyor. Görürsün sen, manyak. Bahçe, bak. Ne güzel oldu değil mi bahçe? Bütün renkler. Ha? Bak şimdi sana bir şey göstereceğim. Bak. Ne güzel değil mi çiçekler? Bu çiçekleri çocuklara senin için aldırdım Şehnaz'ım. Hepsini buralara diktireceğim.
Neden? Çünkü benim Şehnaz'ım böyle rengarenk çiçekleri çok sever. Değil mi? Ha gel, gel bak şöyle bakalım, gel. Gel bak şöyle. Buraya da bir düzenleme yaptırıyorum. Kış bahçesi haline getireceğim. Nasıl? Güzel değil mi? Güzel olur. Gel. Ya ben yaşlanıyor muyum acaba Şehnaz, ha? Böyle yemekti, çiçekti derken bir de kare bulmacaya başlarsam tam olur, değil mi? Aa, bana bak. Üşürsen söyle mutlaka, hemen içeri gireriz. Tamam mı Şehnaz? Bak kim geldi. Bizim Beşiktaşlı çocuk değil mi bu ya? Aynen. Kolay gelsin beyler. Eyvallah, eyvallah Beşiktaşlı kardeşim. Biz de şimdi Utku'dan bahsediyorduk. Ya çocuğa bir fırsat verseler var ya. Aslında iyi kaleci de. O iş zor hocam. Karius formunda. Yani bu sezon iş yedeklere falan kalmaz. Böyle devam eder. Ben söyleyeyim. Gördün mü bak abi. Ben ne dediysem adam aynısını söylüyor. Helal başkan. Büyüksün. Eyvallah. Banu Hanım yok mu? Banu Hanım daha sonra gelecek. Ziyaret edecekmiş. Bir paket gönderdi. Hüseyin'e vermem lazım. Ver, ver de. Paket nerede? Kafa mı kaldı ya? Arabada unutmuşum. Getiriyorum. Merak ettim. Ne oldu? Eminim etmişsindir. Edemez miyim merak? Arıyorum açmıyorsun. Neredeydin? Okulda mıydın? Yok, hastanedeydim. Niye? Bir şey mi oldu? Ne işin var hastanede? Niye beni aramadın? Kimle gittin? Tek mi? Yapma. Beni merak ediyormuş gibi yapıyorsun. Yapma. Ya tam diyorum. Şirin beni anladı, biz anlaştık diyorum. Yine bir şey çıkıyor, yine bir şey çıkıyor Şirin. Vallahi çıkıyor. Bazen de çıkmıyor. Ne demek şimdi bu? Ben bugün kontrole gittim. EKG falan çektik. Hiçbir şey çıkmadı. Basit bir aritmi. Çözümü olan bir şey. Öyle süründüren, öldüren bir şey değil. Bir defa soracağım. Bu işte bir ilgin var mı? Abi. Seni görmek isteyen biri var. Banu Hanım bir paket göndermiş. Adam kapıda bekliyor. Ne yapalım abi? Alalım mı adamı içeri? Gel Şehnaz'ım. Sen de artık üşüme. İçeri gir. Şehnaz Hanım'ı odasına al. Gözünü de ayırma. Ya sen ne diyorsun ya? Beni mi suçluyorsun Şirin? Beni mi? Ben bugüne kadar ağzımı açıp tek kelime etmedim.
Beni götürdünüz o hastaneden bu hastaneye ve hepsi senin istediğin doktorlara gittik. Ne Şimdiki doktorumu da Banu'ya sen tavsiye etmedin mi? Ya nereye varıyorsun buradan Şirin? Bir insan bunu nasıl yapıyor ya? He? İlaçlarla, seneler boyunca, sahte doktorlarla. Başka bir insana hasta olduğuna nasıl inandırıyor? Yüzüme bak! Bak. Sen ne rezil, ne iğrenç bir adamsın. Sen adam mısın? Babasının gölgesinde yaşayan rezil parazitin tekisin sen. Kendini kanıtlamış oldun. Ben yapmadım ama kimin yaptığını biliyorum. Kimin yaptığını biliyorum. Geç. Banu'dan paket getirmişsin. Öyle. Ver bakalım. Al bakalım. Bu ne lan? İşte ben de kendime bunu soruyorum. Bu ne lan? Ne? Niye? Ama bir cevap alamıyorum maalesef. Ne diyorsun lan sen? Benim kim olduğumu biliyor musun? En sevdiğim soru. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ama genellikle sonu pek iyi gelmez. Galiba iyi gelmeyecek. Ama bir deneyelim yine de. Senin, benim babamın mezarında ne işin var? Kimsin oğlum sen? Senin baban kim? Ben Ferhat Taşçı. Babamın adı Yılmaz Taşçı. Gel. Buraya gel. Gel. Buraya gel. Şimdi tekrar soruyorum. Senin benim babamın mezarında ne işin var? Canım neredesin? Ara beni. Thank you.
Anlatacak mısın? Anlatacağım. Ama kimseye söylemeyeceksin, bana söz ver. Ben sana hiçbir şey için söz vermem. Şirin, eğer başkasına gidersen, anlatırsan, benden duyduğunu söylersen yalanlarım. Banu planladı her şeyi. Bana da o yaptırdı. Bahsettiğini bilmiyorum. Bak. Ben babamın yerini yeni öğrendim, biliyor musun? Hocatepe mezarlığında. Böyle kapıdan giriyorsun, ileride solda çeşme var. Oradan dönüyorsun, yolun en sonunda solundan üçüncü mezar. Ama sen bayağıdır biliyor musun? Başına gitmişsin. Kendi kendine bir şeyler konuşmuşsun. Toprağını, çiçeğini yenilemişsin. Bela mı arıyorsun oğlum sen? Gerçeği arıyorum ben. Ha, karşıma bela çıkarsa yapacak bir şey yok. Ben seni Banu'nun evinde gördüm bir kere mi ne? Kimsin? Anam baban kimdir bilmiyorum. Ha, bildiğimi söyleyen varsa buyur getir karşıma. Ben varım lan! Ben varım, olmuyor mu? Yakup! Alın bunu. Bildiğin her şeyi anlatacaksın. Her şeyi öğreneceğim. Dur. Bir daha benim evime böyle elini kolunu sallayarak gelirsen... Ya öyle atıp tutmayalım istiyorsan, böyle evime gelirsen, karşıma çıkarsan, önümü kesersen falan ne yapacaksın, he? İşte şimdi o ilk baştaki soruya geliyoruz. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Biliyorum. O yüzden buradayım. Ha, ama bilmediğim gerçekler var. Onları da teker teker öğreneceğim. Ailemi nereden tanıyorsun? Babamın mezarının başında ne işin var? Bunların hepsini öğreneceğim. Annemin nerede olduğunu öğreneceğim. Atın bunu dışarı. Bırak, yolu biliyorum. Başta ben hiçbir şey anlamadım. Sonuçta senin o bayılmaların, yorgunlukların, o hallerin falan hepsi gerçekti. İnsanın aklına böyle bir şey gelir mi? Şimdi benim de gelmedi. Yalan
neden söylüyorsun? Bak, ben sadece bir kere şüphelendim, tamam mı? Bir kere şüphelendim. Onda da seni başka bir doktora götürmek istedim. Banu ısrar etti. Hayır, biz doktorumuzdan memnunuz dedi. Raporlarını alıp göstermek istedim. Engelledi. Sen bilmediğin işlere karışma dedi bana. Meğerse derdi başkaymış. O ne demek? Banu seni yanında tutabilmek için yapmış her şeyi. Bana ben bütün ailemi kaybettim, kardeşimi de kaybedemem dedi bir kere. Bunun için elimden gelen her şeyi yaparım dedi. Sen onu bırakıp gidersin diye o kadar çok korkuyordu ki Şirin. Ablan seni hasta olduğuna inandırdı. Özür dilerim Şirin. Gerçekten özür dilerim. Bundan sonra o herif bu evin kapısından bile geçmeyecek. Geçerse, önünü kesmeyen, kesemeyen olursa... Anladınız? Anladık abi. Evet abi. Evin etrafında kuş bile uçmayacak. Öyle. Akşam dışarıda sohbet etmek, telefonla konuşmak, telefondan video seyretmek görmeyeceğim. Görürsem yakarım canınızı. Hadi yürüyün işinize. İşte ben o yüzden istiyorum bu restoran işini. Onun için stres yok, bir şey yok. Yemek varsa açarsın, yemek bitti kaparsın. Ne çekilir değil bu iş ya. İyi akşamlar. 20 dakika geç kaldınız. 26 milyonluk iş teklifini bu kadar güzel reddeden başka birini tanımadım. Beyefendi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cemal. Banu Karalı. Memnun oldum. Ben de öyle. Hoş geldiniz. Şirin Hanım, iyi misiniz? Rahat bırak Nermin. Sodanız Banu Hanım. Teşekkür ederim. İş görüşmesinde içmeniz sizin zayıf olduğunuzu göstermez Banu Hanım. Hiç ilgisi yok onunla. Neyle ilgisi var? Artık biraz iş konuşabilir miyiz? Tabii tabii. Lütfen buyurun. Benim anlatacak bir şeyim yok. Siz anlatacaksınız. Ben dinleyeceğim. O halde bir önceki konuya geri dönmemiz gerekiyor. Çünkü benim en sevdiğim kısım orası. Genelde insanlar giriş bölümünü atlayıp böyle zart diye gelişmeyi sonuca bağlarlar. Hiç anlamıyorum. (Gülüyor)
nasıl bir manyakla karşı karşıya oturuyorum diye düşünüyorsunuz değil mi? Haklısın. Bak mesela bu iyi bir giriş oldu. Yani sizi bizi bir kenara bırakıp senle benle konuşmaya başladık. Bu giriş kısmını atlayıp direkt gelişmeye geldiklerinde hanımefendi, beyefendi uzuyor da uzuyor, uzuyor da uzuyor. Gelsin hanımefendiler, gitsin beyefendiler. Ben Cemal Bey olarak devam edeyim, müsaade ederseniz. Nedir bu? Beğeneceğinizi düşündüm. Ben öyle kolay beğenmem. Banu Hanım. Ayrıca özel hayatımla işi de birbirinden ayırmayı bilirim. Ne zaman sen, ne zaman siz diyeceğimi de iyi bilirim. Işık da renk değiştirmiyor, merak etmeyin. Koyu ton yok. Berrak. Çok enteresan. Nedir enteresan olan? Sen koydun değil mi bu taşı kutuya? Ben koydum. Elini sürmedin tabii. Tabii ki sürmedim. Eldivenle. Belli. Dokunmuş olsaydın bu kadar gergin olmazdın. Bu taşın alamet-i farikası ne biliyor musun? Ferahlatır. Kalbini, yüreğini ferahlatır. Aydınlatır. Rahatlatır yani. Belki bir elmas ya da zümrüt kadar değerli değildir ama... benim en sevdiğim taştır Zebercet. Dersime iyi çalışırım Cemal Bey. Hadi şimdi biraz iş konuşalım. Kütüphane lazımmış 5 metrelik duvara. Rafları da hazır almışlar. Duvar kötü olduğu için atma yapmış. Bir iki yere fiyat sormuşlar. Ferhat, bir bilsen söyledikleri rakamları. Vay 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 vay. Ferhat, hadi oğlum sofraya. Raf mı dedim baba? Yok, masa dedim. Masa ayağını iyi çakmaları lazım, yoksa atar tabii. Evladım, sen nereye gittin yine? Ne geçiyor aklından? Yok, öyle bir şeyler geçiyor. Takılma sen. Yemek masası mı şimdi bu? Kütüphane diyorum, kütüphane. Hepsi için 10.000 dedim, montaj da dahil. Raf sistemi ferforje olacak. Beğenirlerse bir de ofis var. İş devamlı yani, anlayacağım. Tamam, inşallah baba. Sen de ucundan tutarsan 10 günde yetiştiririz evvelallah. Belki duymuşsunuzdur. Bundan 1 yıl kadar önce Penşir Vadisi'nde yüklü miktarda zümrüt çıkarıldı. Toplam 1500 karat, irili ufaklı 123 taş. Hepsi yüksek kalitede. Ve bu taşların sahibi benim. Onları Türkiye-İran sınırına getirdim. Yani sınırın İran tarafında. Orada bir köyde saklıyoruz. Oraya kadar getirebildim ama Türkiye'ye sokamıyorum. Bana da sizi tavsiye ettiler. Eğer taşlarımı bana getirirseniz ve bu zebercet gibi elimde tutmamı sağlarsanız size kardan %25 veriyorum. Bu cömert teklifiniz için teşekkür ederim. Ama almayayım. Zebercet sizde kalabilir. Başarılar.
Efendim Banu? Seninle konuşmak istediğim bir konu var, işle ilgili. Müsait misin? Nedir? Eskilerden mi bu iş? Yok, yeni bir fikrini alacağım. Uzun sürmez. Tamam, ben de seninle bir şey konuşmak istiyordum. Nerede buluşalım? Araç hazır abi. Tamam. Ben bir saate dönerim. Gözünüz açık olsun. Tamam abi. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Ben babamın yerini yeni öğrendim, biliyor musun? Hocatepe mezarlığında. Böyle kapıdan giriyorsun, ileride solda çeşme var. Oradan dönüyorsun, yolun en sonunda solundan üçüncü mezar. Ama sen bayağıdır biliyor musun? Başına gitmişsin. Kendi kendine bir şeyler konuşmuşsun. Toprağını, çiçeğini yenilemişsin. Gerçeği arıyorum ben. Ha, karşıma bela çıkarsa yapacak bir şey yok. Ben seni Banu'nun evinde gördüm bir kere Mine. Kimsin? Anam babam kimdir bilmiyorum. Ha, bildiğimi söyleyen varsa buyur getir karşıma. Anne. Ben evde yokken kapıyı kimseye açmayacaksın bir tanem, tamam mı? Tamam anneciğim. Ben gelince kapıyı çalacağım. Ama bak böyle çalacağım. Tamam mı bir tanem? Tamam. Bak bir daha yapıyorum. Anladın mı? Anladım. Hadi şimdi sen de yap bir tane aynısından. Başka kimseye açmak yok. Sadece bunu duyunca açacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Buldum. Sen bu adamın adını sanını biliyor musun? Duydun mu daha önce? Cemal Korkmaz. Duymadım. Gerçi neden duymadım hayret. Yani madem bu kadar büyük oynuyor duymamız lazımdı. Buluşana kadar ismini öğrenemedim ben de. Gerçi gerçek adı mı o da ayrı mesele. Cemal diyelim biz. Peki nasıl bulmuş seni bu Cemal? Tavsiye üzerine. Kim olduğunu söylemedi ama.
Yani yalan söylediğini düşünmüyorum. Niye işi kabul etmedin o zaman? İçime sinmedi. Neden diye sorma Hüsrev abi, bilmiyorum. Kabul etmek gelmedi içimden. Benden ne istiyorsun peki? Yanlış mı yaptım sence? Yani sen olsan kabul eder miydin? Ben olsam kabul eder miydim? Burada olsa kabul ederdim. Ama İran'da diyorsun. Daha taşları sokmamışlar içeri. Bu Serov filan karışık yerler. Yani hemen kabul etmemekle iyi etmişsin bence. İyice bir düşün, kendi kararını kendin ver derim. Peki benim seninle konuşmak istediğim mevzuya gelelim mi? Olur. Banu, şu adamına bir sahip çık. Bir daha evimin etrafında görürsem yakacağım artık canını. Adamı? Sadık'tan mı bahsediyorsun? Ferhat'tan. Yavaş aşağı iniyoruz. Hadi. Söz veriyorum, kurtaracağım. Bana güven. Geleceğim. Thank you.
Annem. Geçti. Gel. Çabuk. Gel anne, çabuk. 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 Uyudun! Uyudun! Senin evinde ne arıyormuş anlamadım. Ne bileyim. Sen benim babamı tanıyormuşsun diyor. Kalkmış gelmiş kapıma dayanmış. Yok ben babasının mezarına gitmişim. Bir sürü yalan dolan. Neyin peşinde anlamadım ki. İşte o yüzden diyorum. Bir konuş şunla. Konuşamam Hüsrev abi. Konuşamam çünkü Ferhat benim adamım değil. Hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Banu Hanım. Bir isteğiniz var mıydı? Yok, teşekkürler. Ben bir kahve içerim. Sen aradığında tam kahvemi yapıyordum. Kalktım geldim, içimde kaldı. İçiyormuşuz. Sizinkini biliyorum, orta. Siz nasıl istersiniz kahvenizi? Orta. Tamamdır, hemen getiriyorum. Eyvallah. Hayırdır inşallah. Ferhat. Ne yapacaksın peki? Karar verdin mi? Ben zaten vermiştim kararımı. Senin de fikrini almak istedim. O kadar. Bir daha düşün derim. Sonra pişman olma. Aslan oğlum be, aslansın be. Neden yukarı... Ferhat ne oldu, ne yaptın? Bir şey yok, bir şey yok. Hastaneye, hemen hastaneye. Hastane de yok, yukarı çıkmak da yok. Beni dinle. Annemi al, benim bile bilmediğim bir yere git baba, tamam mı? Benim dışımda kimsenin telefonunu açma. Eğer ölmez de sağ kalırsam ben sizi bulacağım, oğlum, tamam mı? Sen ne diyorsun, sağ kalırsam ne demek? Ne yaptın, ne oluyor? Baba, annemi buldum. Annemi kurtardım, tamam? Hadi, hadi. Tamam, ben seni... Yok, tamam, aramayacağım. Seni çok seviyorum. Yes.
Siz nasıl benim Şehnaz'ımı koruyamazsınız? Nasıl kaçırtırsınız elinizden lan? Nasıl Ferhat? Abi ya! Ferhat! Ferhat! Abi götüreceğim İbrahim abi! Bulacaksınız o Ferhat denen ş... Bulacaksınız benim Şehnaz'ımı! Korkmuştum şimdi. Şehnaz. Baba. Nerede? Nerede benim Şehnaz'ım? Şehnaz'ım nerede? Şehnaz'ımı ver bana.
Şehir hızımı ver bana! Ne olur. Şehrazım nerede? Nerede Şehrazım? O senin Şehrazın değil lan! O benim annem! Aldım lan annemi. Aldım lan, kurtardım annemi. Bitti. Hiç mi tamam bulamayacaksın? Çünkü yerini ben de bilmiyorum. Bitti lan, aldım. Kurtardım lan annemi. Annemi aldım lan. Acele ettin.